Sayın Devlet Bahçeli'ye gidelim. Sayın Devlet Bahçeli'nin değerlendirmelerine bakalım. Sayın Bahçeli de Türk Tabipleri Birliği konusunda sert bir değerlendirme yaptı. Nedeni Türk Tabipleri Birliği'nin başkanının siyasi bir isim olması, Şebnem Fincancı Korur olması. Şebnem Fincancı Korur bir aktivist. Aynı zamanda Kürt meselesinde duyarlı. Dolayısıyla ideolojik bir tarafı var. Bu ideolojik tarafı olmasından kaynaklı olarak Türk Tabipleri Birliği'nin başına geldiği andan itibaren hekimlik meselesinin tartışılması yerine ideolojik, yani hekimlik sorunları da siyasal sorunlar ama doğrudan Kürt meselesi üzerinde bir tartışmaya döndü iş. Sayın Fincancı Korur'un siyasal duygusu, düşüncesinin ne olduğu ayrı bir mesele. Ancak tüm hekimleri temsil ettiğiniz bir kurumun başında olduğunuz zaman işte bunlar da önünüze geliyor. Ve aslında hekimlerin sorunlarını dile getirirken itibarsızlaştırma söz konusu oluyor. Ben pek çok hekimin kendi hesabından, yani ülkücü hekimlerin, bazı kemalist hekimlerin, işte liberal kimi hekimlerin, yani pek çok kesimde Sayın Korur'un bu ideolojik tutumundan dolayı tepki gördüğünü de biliyorum. Sayın Şebnem Fincancı Korur insan hakları eylemcisi aynı zamanda. Fakat bu iş maalesef buralara kadar geldi. Yine Yeni Şafak yazarına dönersek, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, ki biz kendisiyle bir programda tartışmıştık. Pisliklerin derdi ne başlık etmek dedi. Yine aynı mesele gündeme geliyor. Yani bu tür meslek örgütleri, Mimarlar Odası, işte avukatlar açısından Baro Başkanlığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı, oradaki insanların varlığının söylemlerinin ötesine, yani siyasal söylemlerin ötesine geçip bir tartışma açtığı zaman mesleki sorunlara dair ciddi sıkıntı oluyor. Bu mesele nasıl çözülür? Bunu tabii hekimler bilir, seçimle gelmiş insanlar. Ancak her ne olursa olsun, ne Sayın Şebnem Fincancı Korur'un kim olduğu, ne siyasi itiş kakış, asla ve asla hekime karşı şiddetin, sağlık çalışanlarına karşı şiddetin ve işlenen cinayetlerin önüne geçmemeli. Bu bence çok çok önemli bir sorun ve Türk Tabipleri Birliği de çok çok önemli ve köklü bir kurum. Dolayısıyla burada hekimlerin söylemi, bu hakların savunulması giderek bizim için önemli bir hale geliyor. Akit yine benzer bir uygulamayı yaptı. Devleti ve milleti savunan imama devletin valiliğinden skandal soruşturma denmiş. Ben şimdi imamın konuşmasını bir daha vereceğim. İmamın konuşmasını bir daha verirken neresinde devleti ve milleti savunan bir cümle olduğunu lütfen bulalım. Çünkü Akit gazetesinin de çalışanlarının içerisinde, akrabalarının içerisinde mutlaka hekimler vardır. Ve o hekimlerin de can güvenliği Türkiye'de maalesef yok. Böyle bir durum var. Bir diğer husus, uzman olunmayan konularda bu tür tartışmalar yaratmak, farklı ideolojilerde olan, muhafazakar olan, milliyetçi olan, devrimci olan hekimlerin tamamını ve sağlık çalışanlarının tamamının can güvenliğini tehdit altına alıyor. Yani Akit'in bu noktada hekimlerden yana tavır koyması ve imamı uyarması gerekirken maalesef böyle olmadı. Konuşmayı bir daha dinleyelim. Oradaki savlara da yanıt verelim. İzleyelim. Sen vardın hastaneden, boş döndün. İğne yapılacak. Oğlum ölecek elinde. Doktor da dedi ki bugün direkteyiz. Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin? Herkes aklında olsun kardeşim. Kimse istemez bir doktorumuz öldürsün. Polisimiz şehit olsun. Askerimiz şehit olsun. Ama devlette devamlılık esası var. Şimdi ben şurada kalp krizi geçirsem bu kadar giden cuma namazı kılmayayım mı? İşte hocam. Şimdi İmam Efendi'nin hatalarını bir kere ortaya koyalım. Bir, doğrudan şiddete yönelik bir kışkırtma var ve bu suç. Bir kere bunun cezası kalmaması lazım. Döver misin, dövmez misin diyeyim. İkinci mesele, hekimler hakkında hiçbir şey bilmiyor. Hekimler hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Arat, orada bizim çocuklar varsa, bu polislerin geçen gün hekimlere müdahale ettiği yerde bir hekimin bayıldığında doktorların ne yaptığını, sağlık çalışanlarının ne yaptığını bulup bir gösterelim. O orada vardır. Şimdi bakın, bir, bütün, bakın altını çiziyorum ama bütün acil servisler bir kere açıktı. Bu bir.
Dolayısıyla insanların acil bir durum karşısında sağlık hizmeti alamaması diye bir şey söz konusu değildi. Net, tartışmasız. İki, her alanda hastaların acil sorunlarını çözmek için orada görevli insanlar vardı. Net. Üç, zaten bir ameliyat vesaire gerektiği zaman hastanelerde gece yarısı bile olsa telefon açılıp o konunun uzmanı hekimler gelir. Dolayısıyla bütün bunları işkembeden atıyorsunuz ve hekimlere hedef gösteriyorsunuz. Bakın, o hakaret ettiğiniz, o hedef gösterdiğiniz, dövdüğünüz, sövdüğünüz, öldürmek istediğiniz hekimler geçen hafta, hani diyorlar ya burada, milletin valiliğinden skandal soruşturma, milleti savunan, devleti savunan imam efendi diye. Bakın, devleti, milleti kim savunmuş görelim. Şimdi millet ve devleti konuşacağız. Yaptıkları iş, yani o gün yaptıkları muameleden bağımsız olarak konuşuyorum. Devletin polisi nereye bağlı? Devletin polisi İçişleri Bakanlığı'na. Demek ki oradaki polisler devlet adına görev yapıyorlar. Devlet memurlar, değil mi? Gelelim buraya o zaman. Devletin polisi. Peki polisler nereden çıkıyor? Milletin çocukları. Demek ki orada üstelik de eylem sırasında kendilerine müdahale eden, hatta belki de aşırı müdahale eden, bir ikisi gırtlağına sarılmıştı falan filan, polislerden birisi sıcaktan olabilir, hastalığı olabilir, tansiyonu yükselmiş olabilir, yere yığılıyor. Peki kim müdahale ediyor? Kim müdahale ediyor? Hekimler, sağlık çalışanları. Şimdi soruyorum o vakit, sağlık çalışanları, hekimler dahil olmak üzere, nerede görev yapıyorlar? Devlet hastanelerinde. Özelden söz etmiyoruz orada. Devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde. Peki bu insanlar kim? Garip kuraba milletin okuttuğu, onları bir yere getiren ve onlar için hizmet veren, yani milletin çocukları. Devletin ve milletin insanları kimmiş? Polis de, hekim de. Sorun ne? Devletin insanları birbirine kırdıran bu rejimi, bir türlü bu düzeni değiştirememiş olması. Çok açık, çok açık. Şimdi soruyorum İmam Efendi, siz hayatınızda böyle bir tavır gördünüz mü? Başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu şiddet vesaire meselelerinde siz kaç para maaş alıyorsunuz bilmiyorum. Devlete kaça mal oluyorsunuz bilmiyorum. Ama 1 Mayıs'ta meydanlara çıkanlar, Gezi'de meydanlara çıkarlar. Siz dahil bütün emekçilerin haklarını savunanlardı. Bu tür tavırlar hem ayıp hem de suç. Bunu da altına çizmek istiyorum. Ama bitmiyor. Sayın Yazıcı'nın değerlendirmesini görelim. O da ayrıca bir gerçekten insanı utandıracak mesele. Hayati Yazıcı, bir hekim yatakta olan hastasını bırakıp protestoya gitmez. Sayın Yazıcı, lütfen Sayın Fahrettin Koca'ya sorun. Herhangi bir şekilde hastasını yatakta bırakıp protestoya giden bir hekim varsa, o bilgiyi oradan alın. Böyle bir şey yok. Bir şey yok. Hiçbir hekim yemininden vazgeçip, yemininin gereğini yapmayıp, eğer namussuz, alçak, haysiyetsiz değilse, ki o her meslekte vardır, hastasını bırakmaz. Onun bütün önlemleri alınmıştır zaten. Şimdi siz memleketin hiçbir sorununda, Erdoğan'ın sağ kolu olan bir isimdi, belki hala öyle, hiçbir sorununda, yoklukta, açlıkta, sefalette, şiddette, Kürt sorununda tek cümle etmeyeceksiniz. Söz konusu hekim olunca da böyle bir muamele yapacaksınız. Bence çok üzücü. Çok üzücü. İnsan, siyasi ya da düşünür bir kimse, böyle yerlerde hekimden yana tavır koymalıydı bence. İşte sağlıktaki sorunların nereye geldiğine dair önemli bir haber daha. Ankara ile ilgili bir haber vereceğiz. Ankara'da yine halkın gözünü boyayan ama hakikatte bambaşka bir durum doğuran bir tabloyu göreceğiz. Etlikşehir Hastanesi'nin açılmasıyla Ankara'da 5 kamu hastanesi kapatılacak. Şimdi bakın,
bu şehir hastaneleri öyle bir pazarlandı ki devasa binalar. O binaların içerisinde olağanüstü yatırım yapılmış bir takım belki cihazlar vesaireler. Fakat tıpkı Adalet Sarayları'nda olduğu gibi Adalet'in sarayı var, ulaşmanız mümkün değil. Değil mi? Devam ediyorum. Hastane var, sağlığa ulaşmanız mümkün değil. Ankara'da farklı bölgelerde özellikle de yoksul semtlerde olan kamu hastaneleri kapatılıyor. Bir tür rant organizasyonuyla şehir hastanelerine veriliyor. Bu şehir hastanelerin ihaleleri ayrı bir sorun. Oradaki atamalar, değerlendirmeler, yönetim meselesi ayrı bir sorun. Ama bizim sağlık sistemimiz Cumhuriyet'in en iyi örgütlenmiş sistemiydi. Türkiye'nin ilk basamaktan itibaren sağlık ocağından alınan hizmetler dahil köylerde, kasabalarda, her yerde hekimler vardı. Hekimler hem örnek insandı, hem aydınlanmayı getirirdi, hem de insanlara sağlık hizmeti verirdi. Bu böyleydi. Şimdiki tablo ne? İşte böyle. Dolayısıyla yoksul insan bu vesileyle sağlığa daha zor uzanacak, ulaşacak. Neden? Neden? Onu da size söyleyeyim. Çünkü buralarda sıra bekliyorsunuz. Bu karmaşık yapı içerisinde nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Doğru dürüst yönlendirilmiyorsunuz. Parası olan özel hastaneye gidiyor. Peki bu insanlar ne olacak? Şunun bana yararını bir kişi açıklayabilir mi? Beş kamu hastanesi kapatılıp bir hastaneye gelmesinin bana yararını kimse açıklayabilir mi? Kaldı ki birinci basamak hizmeti veren ve siz buradan rahat para kazanacaksınız denen sağlık ocaklarının, orada hizmet veren insanların, aile hekimliklerinin, özellikle onun altını çizmek istiyorum, ne kadar büyük sorunları olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakın pandemi yeniden artıyor. Yeniden, yani salgın yeniden ayağa kalkıyor ve insanların aşı olmak için sorunları yeniden büyüyor, dağ gibi oluyor. Bunların hepsinin altını çizmek isterim. Birinci bölümde maalesef size çok iyi haberler veremedik. İkinci bölümde de iyi haberler vereceğimizden kuşkuluyum. Bayram günü canımı sıktınız der misiniz bilmiyorum. Şöyle yapalım isterseniz. Eğer benden sıkıldıysanız Enver bütün bunları kapat, bugün bayram kutlayalım deyin. Yok eğer benden sıkılmadınız ve bütün bunları işitmeye devam etmek istiyorsanız lütfen onu da bildirin. Çünkü ikinci bölümde bu KYK meselesi de başlayacağız. Ve Sri Lanka'da olup bitenlerin Türkiye tarafından nasıl göründüğünü anlamaya çalışacağız. Saatlerimiz 11.53, yani 7 dakikamız var. 7 dakika sonra burada buluşacağız.